Nurhak Belediyesi'nce düzenlenen kültür şenliklerinin 11.'si yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi festival alanını doldurup coşkuya ortak oldu. Nurhak 11. festivalini gerçekleştiriyor. Tabii ki Nurhak Dağı'nın eteklerinde bu birlik, beraberlik, bu güzellik gerçekten farklı bir duygudur. Burada Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle herkes beraber şu an için Türkiye'de ses veriyor. Nurhak'ta güzellik var, yüzlük var, beraberlik var, kardeşlik var, barış var. Bu sene merhum yazar Yaşar Kemal adına düzenlenen festivalde kardeşlik mesajları ön plana çıktı. Kültür bir toplumun, bir ülkenin gelişmesi için en büyük can suyudur. Kültürün olmadığı yerde akıl olmaz, fikir olmaz, vicdan olmaz. Hepimiz aynı türkülerle efkarlanıyoruz, aynı konularda heyecanlanıyoruz, aynı vatanda yaşıyoruz. Ülkemizde gurur duyuyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesi için yapılan bu etkinlikte bulunmaktan bizler de mutluyuz. Nurhak Belediye Başkanı Ahmet Akkuş yapılan festivaller ile halkın kardeşlik duygularının gelişimine katkı sunulduğunu söyledi. Şenlikler, bu tür organizasyonlar yorgundur, yorucudur. Ama insanların o gözlerindeki ışıltıyı görünce, uzaklardan bizleri yalnız bırakmayan dostları görünce bütün yorgunluklar yel olur, uçar gider. Nurhak Kültür Şenlikleri denilince Yaşar Kemal'in anısına yapıyoruz bu yıl itibariyle. Bizler gurbetin kahrını çeken, şu alanda eminim ki ırgatlık yapmayan ne anamız, ne babamız, ne kardeşimiz, ne bizler varız. Irgatlar, ırgatlar değerli dostlar, sevdikleri zaman tam severler. Ülkelerine sahip çıktıkları zaman tam bir vatanseverdirler. Ve aç kalırlar, açıkta kalırlar ama muhannete de mühteç olmamak için o çapalarını vururlar. Kaymakam İsmail Pendik de konuşmasına kardeşlik dizeleriyle başladı. Gelin kardeşler, gelin, memleket görün. Gönül yüceliğinin dağını görün. Alevinin, Sünninin birliğini görün. Türk'ün, Kürd'ün kardeşliğini görün. Gelin kardeşler, gelin, Nurhak'ı görün. Kaymakam Pendik, ülkede kutuplaşma var gibi göstermeye çalışanları Nurhak'a davet ediyorum. Gelsinler, görsünler birlik içerisinde nasıl yaşandığını, diye konuştu. Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin güçlenmesi için yapılan bu çalışmalara destek veriyoruz. Bu çalışmaları değerli görüyoruz ve bu çalışmaları yapanları tebrik ediyoruz. Nurhak, birlik, dirlik ve kardeşlik deyince sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada eşine en az rastlanan memleketlerden bir yerdir. Hani bazen suni gündemlerle ülkede kutuplaşma var, İnsanlar birbirlerine düşmanca bakıyor gibi sözde iddialarla ortaya çıkanları Nurhak'a davet ediyorum. Böyle bir şeyin olmadığını, Alevinin, Sünninin, Türk'ün, Kürd'ün, sağcının, solcunun kardeşlik içerisinde, birlik içerisinde yaşadığını, nasıl yaşadığını görmek istiyorlarsa Nurhak'a davet ediyorum. CHP Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç da konuşmasında Nurhak ilçesinin barış, kardeşlik ve dostluk şehri olduğunu söyledi. Nurhak bir barış şehri. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Nurhak'ta yaşanan bu barış iklimine, bu dostluğa, bu kardeşliğe imrenmek vardır. Kim olursa olsun, hangi mezhepten, hangi ırktan, hangi mahalleden, fakir, zengin fark etmez. Bütün Nurhaklılar birbirine sevgiyle bakar, güzellikle bakar. Çünkü Nurhaklı kalp gözüyle birbirine bakar. Festivaller insanları birbirine kenetliyor. Hemşericilik duygularını, farklı duyguları yaşamalarına vesile oluyor. Bu anlamda bu festivali her sene başarıyla gerçekleştiren, başta belediye başkanımız olmak üzere
katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel. Başta belediye başkanımız olmak üzere tüm Nurhaklılara teşekkür ediyoruz. Ama çok güzel. Başka bir şey diyemiyorum sana. Güzel. Beğendim. Vallahi eğleniyor. Güzel. Zaten her sene gelmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yo, ne diyeyim, çok güzel. Beğendim. Hanımefendiler, eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Festivalimiz nasıl geçiyor? Çok güzel. Çok güzel geçiyor. Ben aslan Sivas Gürünlüyüm. Evet. Mersin'de oturuyorum. Evet. Yazın 4 ay geliyorum buraya. Gerçekten Türkiye'de bir tane. Nurhak. Vallahi hep kuvarak geliyorum. Güzel bir yer. Nurhak. Almanya. Evet. Nurhak güzel bir yerdir. Bu insanların böyle kaynaşması çok güzel gördüm. Böyle bir kalabalığı görmek, yan yana oturmak, bir ayrımcılık olmadan güzel bir şey. Çok güzel gördüm. Ben de ilk defa geliyorum. Böyle bir şenliğe katıldım. Çok beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Konuşmaların ardından türkü şölenine geçildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda vatandaşlar gönüllerince eğlenip stres attılar. Pahası bir paslı puldur. Ben bülbülüm, yarım güldür. Yar yar, yar yar yar.